Web Tekno'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün stüdyomuzda A101'de hepsi burada falan çokça gördüğümüz uygun fiyatla televizyon almak isteyenlerin aklında soru işaretleri bırakan Onvok 42 inç LED televizyonu stüdyomuzda misafir ediyoruz. Öncelikle belirteyim, bu video sponsorlu falan değil dostlar. Uzun zamandır A101 gezerken bu markanın televizyonlarını görüyorum. Yani merak edip bir araştırayım dediğimde 42 ve 43 inçlik modelinin hepsi burada da en çok değerlendirilenlerde ikinci sırada olduğunu gördüm. Tam 3781 tane değerlendirmesi var. Muhtemelen biz bu videoyu yayına girdiğimizde yorum sayısı çok daha fazla olacaktır. Televizyon araştırırken herkesin aklına gelen markalar, QLED'ler, QNET'ler, mikro dimmingler falan bir kenara, dümdüz LED Onvo'lar marketlerde çok fazla satıyor. Ama forma sponsorluğu dışında pek bilinmiyor bu marka. Bunu incelememiz lazım diyerekten televizyonu bir arkadaşımdan rica ettim, stüdyoya getirdim. Televizyonun tam ismi Onvo OV42250. 42 inç yani 106 ekran, kendinden uydulu Full HD Android Smart LED TV. Şu an piyasada 6600 lira civarına bulabiliyoruz ve dediğim gibi tam 3781 tane değerlendirmesi var. Çoğu yorumda kullanıcılar parasına göre iyi bir televizyon olduğunu düşünüyor. Çok bir şey beklememek lazım, bu paraya bu kadar, tam fiyat performans ürünü tarzında yorumlar var. Yani şu an bu parayı alabileceğimiz başka 42-43 inç televizyon olmadığı için hak veriyorum bu yorumlara. Ama diğer taraftan da servis ve teslimat konusunda kötü yorumlar gördüm. Yani mesela 43 inçlik televizyon alan bir kullanıcıdan 55 inçe kadar kurulum 500 TL diye para talep edilmiş. Onun o tarafı da kullanıcıyla iletişime geçecek söylemiş. Yani umarım sıkıntı çözülmüştür. Aranızda Onvo televizyon kullanan arkadaşlar varsa bu konuda yaşadığınız tecrübeleri yorumlarda bahsederseniz çok seviniriz dostlar. Onun dışında teslimat konusunda da ürünün kırık geldiğiyle ilgili yorumlar gördüm ama o konu biraz da lojistikle, kargo ile falan alakalı olduğu için yorum yapamıyorum. Şu an bizde olan üründe herhangi bir kırık, çatlak vesaire yok dostlar. Ama alındığından beri sadece tek bir tane ölü pikseli var. Daha ilk aldığında fark etmişti bunu arkadaşım ama durumu dert etmedi. Yani bu parayı okey gibisinden falan diye düşündü. Bir yıldır da sıkıntısız bir şekilde kullanıyor. Peki bu cihaz hangi marka panel kullanıyor? Yani hani deriz ya işte X marka ucuz ama LG panel kullanıyor, işte Samsung panel kullanıyor falan diye. Ya vallahi ben bu model özelinde bir panel markası ismi göremedim internette. Eğer bilenleriniz varsa yorumlarda buluşalım. Onun dışında televizyon dediğimiz gibi LED paneli ve Full HD yani 1080p çözünürlüğe sahip. Deneyim kısmında açıkçası karşıdan baktığınızda bence fiyatına göre görüntü kalitesi iyi ama yan taraflarda biraz kayıp var. Ya bunu dikkate almak lazım. Örneğin salonda kullanacaksınızdır, yanlarda da koltuklarınız vardır. Orada oturanlar net bir görüş kaybı olacaktır. Aynı şey renkler için de geçerli tabii. Televizyonun renk kalitesi fena değil. Ama yan taraflardan bakınca bir kayıp oluyor. Bu zaten panelle alakalı. Ya bu panele sahip birçok televizyonda benzer bir deneyim yaşayacaksınız. Ama nasıl bir deneyim sunduğunu belirtmek için bunu anlatmak istedim size. Şimdi buraya kadar sorun yok. İşte LED panel var. Yanlardaki görüş farkı normal. Görüntü kalitesi bu paraya iyi. Renkler de aynı şekilde iyi fiyatına göre. İşin diğer donanım kısmına geçelim. Kutuda tazeleme hızı 400 Hz olarak veriliyor. Ufak bir yenileme hızı testiyle cihazın gerçek panel hızının 60 Hz olduğunu görebiliyoruz. Kutudaki 400 Hz elbette native değil. Yazılımsal olarak veriyor 400 Hz'i, yani iddiası bu yönde. Ancak elbette siz oyun oynarken vesaire falan size bir katkısı yok. Ya ne bileyim, karasal yayın izlerken falan altyazılar biraz daha akıcı gözükür gibi ufak etkileri var. Yani bu 400 Hz'miş diye gaza gelmenin bir anlamı yok. Onun dışında ikinci fark ettiğim şey dostlar, bence bu televizyon kesinlikle Xiaomi Stick tarzı bir şey istiyor. Çünkü donanımı uzun süre Smart TV'de takılmak için yeterli gelmiyor maalesef. Cihazda 4 çekirdekli bir işlemci var ve ona ek olarak 8 GB depolama ve 1 GB RAM bulunuyor. Piyasadaki diğer televizyonların çok altında diyemem ama arayüzde gezinmelerde, YouTube'da ya da browser'da takılırken falan bayağı yavaşlıyor ve bazen kasıyor. Daha doğrusu şöyle oluyor. İlk açtığınızda böyle gezinirken iyiymiş ha diyorsunuz. Akıcı geliyor ama sonra yavaş yavaş kasmaya başlıyor. Hatta YouTube'da 1080p HDR bir video açtığınızda ya da bir videoyu hızlandırdığınızda da kasma durumları olabiliyor. Eğer Xiaomi Stick tarzında bir şeyiniz varsa sıkıntısız kullanabilirsiniz televizyonu. Biliyorum ekstra maliyet gibi görünüyor ama bu paraya bu büyüklükte bir LED televizyon kalmadığı için fiyat performans anlamında konuşuyorum. Bu arada Smart TV özelinde konuştuğumuz için uygun fiyatlı bir çözüm olsun diye Xiaomi Stick diyorum. Elinizde bir Xbox vardır ya da PlayStation vardır. Onunla çatır çatır kullanırsınız televizyonu. Hiç sıkıntı yok. Hani oyun oynarken kullanmak istediğiniz bir televizyon istiyorsunuzdur ama performansını çok da önemsemiyorsunuzdur. Öncelik boyutudur diyelim. 6000 liraya LED bir ekran niyetine de alabilirsiniz bunu. Yani sonuçta bu paraya bu büyüklükte monitör de yok şu an. Ama derseniz ki benim hiç öyle dertlerim yok. Sadece televizyon niyetine kullanacağım, kendi Android ile idare ederim. Şunu belirtmem lazım dostlar. Cihazda hem bildiğimiz Google Play Store var hem de bir başka no name bir uygulama mağazası var. O marketin içinde Spotify, Netflix, TED falan var, idare eder ama şöyle bir şey geldi başıma. O marketi denemek için Netflix'i indirdim ve sonrasında uygulamanın güncellenmesinin gerektiğini belirtti. Ama ne uygulamanın ne de televizyonun o sırada bekleyen bir güncellemesi yoktu. Yazılımsal bir baktır herhalde diye düşünüyorum. Neyse sonrasında Google Play Store'dan indirdim zaten. Siz de Google Play Store'dan şaşmayın derim.
Bu da böyle bir deneyim bilgisi olsun. Cihazda iki tane 8 wattlık toplamda 16 watt gücünde hoparlör yer alıyor. Ses yüksekliği açısından bence iyi ama kalite için aynısını söyleyemem. Özellikle %25 volümden sonra seste boğukluklar başlıyor. LabTekno'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem iPhone 15 Pro Max hem de Samsung S23 Ultra şu anda elimde ve ikisini böyle derinlemesine kıyaslayacağız. Hatta kıyaslamaya direkt şu an başladık. Benim sesimi telefonlardan duyuyorsunuz. Hem iPhone hem... Böyle bir üründe hoparlör ne kadar önceliktir emin değilim ama kalite beklentiniz çok yoksa ses yüksekliği anlamında size yeteceğini söyleyebilirim. Ha ama biraz daha ses performansı istiyorsanız bir soundbarla destekleme ihtiyacı duyabilirsiniz. Muhabbete direkt televizyonun paneliyle falan girdik ama girişlerinden, ayaklarından, kumandasından falan hiç bahsetmedik. Biraz da onlardan bahsedelim. Ürünün ayakları gördüğünüz gibi yan kısımlarda ve ilk başta güçsüz gibi dursa da öyle gözükse de televizyonu gayet iyi bir şekilde taşıyorlar. Girişlerde ise cihazın arka kısmında 2 tane USB, 3 tane HDMI, VGA, hoparlör, AV, CI, Ethernet ve kablolu yayın girişleri bulunuyor. Yani bu konuda hiçbir eksiklik yok. İster Smart TV olarak, isterse kablolu normal TV olarak kullanabiliyorsunuz bu ürünü. Kumandası ise benim hoşuma gitti açıkçası. Sade ve yazıların gayet net okunduğu basit bir kumandası var. Biraz büyük sadece. Tabii ki plastik, yani hissiyat anlamında çok bir şey beklememek lazım. Ama ihtiyaç olan bütün tuşları ve kısa yolları olan bir kumanda. Televizyon gördüğünüz gibi arkadaşlar, artılarıyla eksileriyle cihazı sizlere gösterdik. En büyük artısı fiyatı gerçekten. Ya bu paraya bu kadar motivasyonuyla tercih edebileceğiniz bir televizyon. Evinizin ikinci televizyonu olarak da çok para vermeden ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek durumda diyebilirim. Aranızda hiç Onvo TV kullanan var mı? Varsa lütfen tecrübelerinizden yorumlarda bahsetmeyi unutmayın dostlar. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.